anlaması demiştir. İnne Kur'an el fecri kâne meşhuda. İnne Kur'an el fecri, fecrin Kur'an'ı, fecrin namazı şahit kılmıştır. Bizim imanımızın şahididir. Ebedi hayatımızın şahididir. Kulluğumuzun şahididir. Onun için Müslümanlar hayata hayırla başlarlar. Sonumuz yine hayırla biter. Yatsı namazı günün bitimidir. Hayatın bitimidir. Bir noktada ölümle buluşmaktır. Sonumuzu yatsı namazını kılarak bitiririz. Onun için Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam namazın sabah ve yatsı namazlarının münafıklara ağır geleceğini ifade ediyor. Çok dikkat edin bakın. Kime diyor? Çünkü münafık inanmadığı halde inanmış görünendir. Müslümana bunların çok kolay geldiğini, mümin için rahat olduğunu. Cenab-ı Hak ayeti kerimede de namaz ağır bir ibadettir. Ama mümine değildir. اَلَّذ۪ينَ يَظُنُّونَ اَنَّهُمْ مُلَاقُ رَبِّهِمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ Allah'a iman eden müminler için, ahirette buluşmayı arzu eden müminler için asla ağır değil. وَاسْتَعِينُ بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَاِنَّا لَكَبِيرَةٌ اِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ Allah'a namazla ve sabırla yardım isteyin. Demek ki Allah'ın yardımı iki şekilde geliyor. Birisi sabır, diğerisi namaz. Bütün olaylar karşısında metanette olmaktır. Nefse hakim olmaktır. Kulluk boyutunda kötülüklere direnmektir. Harama düşmemektir. Namaz ise bu sabrın en önemli eğitmeni, öğretmenidir. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَةِ وَاِنَّهَا لَكَب۪يرَةٌ اِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ O büyük bir meseledir. وَاِنَّهَا لَكَب۪يرَةٌ Ağır bir yüktür. Ki adam cenazesini getiriyor caminin önüne kadar ama camiye giremiyor. Bakın ne kadar ağır bir şey görüyor musunuz? Ne kadar enteresan bir şey. O huşu, o kalbinde iman, ruhu olmayınca camiye girmek, namaz kılmak ağır geliyor. Büyük bir mesele miymiş görünüyor. Ama Müslüman 80-90 yaşında bile olsa tın 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 o adımlarını ağır ağır atan adam namaza gelmekten hiç zorlanmıyor. Genç, delikanlı, taşı sıçsa suyunu çıkaracak kadar güçlü ama adımını içeri atamıyor. Ne büyük bir dert değil mi değerli kardeşlerim? İnsanoğlu o kadar gözükür ki, o kadar gaflette ki, o kadar gözü perdeli ki, ölen insanı görüp ondan kendi yakınını dahi ondan ibret almaktan gafil. Perdeli göz. Anasıdır, babasıdır, eşidir, dostudur, akrabasıdır. Bakıyorsunuz caminin dışı caminin içinden daha kalabalık. Ne ciddi bir hastalık bu. Onun için ve in namaz diyor ve inna le kebiratun büyüklüktür, ağırlıktır. İlla alel haşi'in ancak huşu sahibi olanlara, Rabbine karşı hürmetkar olanlara, ona kulluk ve taatte kendisini vazifeli bilenlere, en büyük şiarı Allah'a kul olmaktır, hassasiyetiyle yaşayanlar ki onlar اَلَّذ۪ينَ يَظُنُّونَ اَنَّهُمْ مُلَاقُ رَبِّهِمْ Onlar Rablerine ulaşacaklarını bilirler. Bu anlayışla yaşarlar. Dönüşün ona olduğunu bilirler. Ha? Var mı başka kapı? Varsa söylesinler. Var mı başka kapı? Ya yok olacaksın, çürüyüp gidip yok olacaksın, öyle düşüneceksin. Onu diğer varlıklar da öyle. Onlar da çürüyüp yok oluyor. Senin insan olmanın manası ne? Ama sıkıştın mı kul hakkından bahsedersin. Ulan hani kul hakkı? Kul hakkı diyorsun, kul hakkını soracak Allah'a Allah'ın kulluğuna inanmıyorsun, yaşamıyorsun. Değil mi? Ne kadar
Böyle cafcaflı laflarla milleti kandırıyorlar, görüyor musunuz? Çok sakız olmuş ağızlarda. Kullu hakkını soracak Allah'tır. Maliki yevmiddin. Din gününün yegane sahibi sensin Allah'ım. Hakimi mutlak olan sensin Allah'ım. Limenil mülkül yevm. O gün kim mülk sahibidir? Lillahil vahidil kahhar. Tek olan, hükmünde kahir olan, her şeyi hükmü altına alan, ezen Allah'tır. Limenil mülkül yevm. Ancak Allah'ın hükmü geçer. Allah Teala yeryüzünde de Allah'ın hükmü geçer. Her şeyde Allah'ın hükmü geçer. Ama bize irade vermiş, irademize bizleri deniyor. Onun için değerli kardeşlerim, değerli hanım kardeşlerim, değerli hanım Müslümanlar, evet, sükunetle dinleyelim inşallah. Namazın hayatımızın başlangıcı olması bugünün manasıdır değerli kardeşlerim. Miraç gecesi demek namaz gecesi demektir. Namazı anlama gecesi demektir. Namazla hemhal olma gecesi demektir. İslam'ı bir bütün olarak kabul etmenin adıdır. İslam'ın esaslarını, İslam'ın ahkamını, helal ve haramlarını bir bütün içerisinde kavramak demektir. Çünkü Allah'tan başka ilah olmadığını, varlığın sahibinin Allah olduğunu, bizim hayatımıza yalnız Allah'ın karışacağını, helali ve haramı yalnız Allah'ın koyacağını, dirimize de ölümüze de rahmetin ancak Allah'a ait olduğunu bilmenin adıdır Miraç. Miraç Allah'a yükselmek. Ne demek Allah'a yükselmek? Allah katında değer kazanmak demektir. Kıymet bulmak demektir. Allah'ın kıymet verdiklerini Allah'ın yanında kıymet buluruz. Allah'ın değer verdikleriyle Allah'ın yanında değer buluruz. Allah'ın reddettiği, gadab ettiği, kabul etmediği, çirkin gördüğü şeyleri reddetmekle Allah'ın katında değer buluruz. Süfli bir şeye talip olan süfliyete aşağı doğru kayar. Ulvi yüce bir şeye sarılan ulvi makamlara erişir. Onun için bizim miracımız namazımızdır değerli kardeşlerim. O nedenle bu ümmeti Muhammed'in bugünkü yaşadığımız var olan bütün problemlerin temeli namazsızlıktır. Beynamazlıktır değerli kardeşlerim. Namazdan uzak kalmaktır. Bunu ben size saatlerce en farklı şekillerde anlatabilirim. En doğru bir şekilde. Vakit olmadığı için özet geçiyorum. Namazın ne olduğunu, Kur'an'ın nasıl önem verdiğini, Resulullah Efendimiz nasıl bunun kıymetini bize bildirdiğini. Namaz hayatın inşasıdır. İmarıdır. İnsanı bozan nedir biliyor musunuz? İnsanı küfre götüren, münafıklığa götüren, fıskı fucura, günah bataklığına götüren nedir biliyor musunuz? Dünya sevgisidir. İnsana bütün her şeyi yaptıran dünya sevgisidir. Bütün kötülüklerin başı, başı dünya sevgisidir. Baş nedir vücutta? Olmazsa olmaz. Bak. Ra'sul hatiyeti hubbud dünya. Hubbud dünya, dünya sevgisi her şeyin başıdır. Baş olunca kötülükler oradan ortaya çıkar. O nedenle namaz işte o dünya sevgisinin ilacıdır. Bütün kötülüklerden insan alıkoyar. Ne diyor Kur'an-ı Kerim? İnne salate tenha anil fahşai vel münker. Şüphesiz ki namaz, muhakkak ki namaz, engeller,
Neden? Fahşa, fuhşiyat. Fuhşiyat. Bak Türkçemizde kullanıyoruz. Ahlaksızlık. Haram yemekten, çağır gelsin bir takım şeyden. Haram yemekten, yalan söylemekten, yalancı şahitlik yapmaktan, çalmaktan, çırpmaktan ne varsa, aklınıza ne kadar ahlaksızlık geliyorsa, insanların kandırılması, kandırmak en büyük ahlaksızlıktır. Bak bir Müslümanın kanması normaldir. Müslüman kandırılabilir. Münafık kandırır. Onun için Peygamberimiz ne buyuruyor? Mümin kandırılandır. Çünkü mümin kandırmaz. Kandıran münafıktır. Neymiş? Kim kandırıyormuş? Onun için ahlaksızlıktır. Yalan söylemek. Yalan söylemek insanların aklını çalmaktır. Hırsız malı çalar, yalan aklı çalar. Bakın. Onun için namaz yalandan insanı alıkoyar. Rüşvet yemekten, rüşvet almaktan alıkoyar. Gayrimeşru kazanmaktan alıkoyar. Koyması gerekir. Allah öyle diyor. Demek ki namazımız böyle olmuyorsa sıkıntı var demektir kendimizde. Başkalarını tartmaya gerek yok. Herkes kendine bakacak. Şimdi herkes hakkı, hukuku başkalarından bekliyor. İyi, hayırlı başkasından bekliyor. Ben istediğim şekilde yaşarım. Keyfime kimse dokunmasın. Ama kimse bana da yanlış yapmasın. Ne güzel mantık değil mi? Tam kapitalist dünya. Çıkarcı, menfaatçi, egoist bir dünya. Pragmatist, menfaatçi, popülist bir dünya. Her şey böyle. Mesela depremle ilgili her şey bir şey söylüyor. İyi ile maddi ve manevi. Herkes kendine baksın. Suç bende. Suç bende bakacak. Falan bile etti, şöyle bile etti, falan etti. Allah azap etti. Değil. Herkes kendinin vebalarını görüyor. Ben ne yaptım? Neden görevimi yapmadım? Bu şekilde bakılırsa herkes birbirinin ayıbını araştırmaz. Hani koyunla, affedersiniz, keçi yolculuk yapmışlar otlakta. Otlarken bir su geçmiş, bir ark geçmiş. Ark geçerken koyun atlamış. Atlarken affedersiniz avretini görünmüş. Keçi arkadan bağırmış. Gördüm, gördüm. Koyun demiş, ben her gün seninkini görüyorum bu kadar söylemediğim. Yani bu nedir bir hastalık değil mi? Başkalarının ayıp ve kusurları bizim faziletimiz değil ki. Bizim kıymetimiz değil ki. Ahlakı ve fazileti kendinde bulacaksın. Başkalarının ayıplarını araştırmak değil, kendi ayıbına ağla diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Kendi ayıbına ağla. Onun için bizler, değerli kardeşlerim, başkalarına not vermek değil, bunun manası, bu gecenin manası, kendimizi rektefe etmektir. Reorganize etmektir. Kendimize bakmaktır. Aynayı kendimize tutup, ben nasıl bir Müslümanım? Bu gecenin manası miraçtır. Manevi alemlere, lahuti alemlere, meselul e'la diyebildiğimiz yüce alemlere yücelmek ve yükselmektir. Beni yüceltecek amellerle miyim, yoksa beni götürecek, çukura düşürecek amellerle beraberim? Onlara bakacağız. O nedenle namazdan bahsediyorduk. Sohbete öyle başladık. Çünkü konumuz, miracımız bu anlama geliyor. Vakit de çok dar. Onun için sabah namazı Müslümanın hayır ile hayata başlaması demektir. Yatsı namazı hayırla bitirmek demektir. Dünyaya dalmanın anlamı olan maişetimizin içerisinde o girdapta yok olmamak için öğle, ikindi, akşam bizi çekiyor orada. Adam öyle çalışıyor ki namaza vakti yok. Çalışmayı da ibadet kabul edip artık öyle güzel kendimize göre dinler oluşturuyoruz ki namaz olmayınca çalışmak ibadet olmaz. Çalışmanın ibadet olduğunu ilk önce Allah'a karşı vazifeni yapacaksın,
Sonra o vazifen içerisinde her türlü çalışman ibadettir. Gayri meşru çalışan adam da çalışıyor. Helal kazanç nedir değerli kardeşim? Ve hatta emek nedir emek? Hayır olandır, iyi olandır. Çok affedersin, hırsızın emeği yok mu? Çalarken ne kadar plan proje yapıyor? Ahlaksızın, kötülük yapanın emeği yok mu? O da emek koyuyor ortaya. Eğer her mutlak anlamda emek hayırlıysa, o zaman bunlarınki de hayırlı. Gasp edeninki de hayırlı, o da emek yapıyor. Koşuyor, çalıyor, bir sürü polisten koşmak için neler yapıyor değil mi? Saklanıyor. Bak öyle değil. Meşru olan, hayırlı olan, iyilik olan emek kutsaldır. O da ibadettir. Bir Müslümanın kendi rızkını helalden çalışması cihattır. Ve Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam kişinin kendi elinin emeğinden daha hayırlı bir şey yemez diyor. Bakın bu depremle ilgili bir sürü insan konuşuyor. Ben bir şey söyleyeceğim bak, bir hadis söyleyeceğim. Başka hiçbir şey bilmeyelim. Peygamberimiz buyuruyor ki Aleyhissalatu vesselam, yalnız bina yapmaya ilgili değil, sanatımızda, mesleğimizde, doktorumuz, mühendisimiz, öğretmenimiz, hocamız, müftümüz, demircimiz, hangi marangonumuz, kim ne yapıyorsa, herkes yaptığı işinde şunu diyor Peygamberimiz. Allah kulun işlediği amelde o işi sağlam yapmasını sever diyor. Bak bir cümle. Allah sizin amelinizin icra ederken o amelinizi sapasağlam, itkan şeklinde yapmanızı, eksiği ve noksanı olmadan mükemmel yapmanızı istiyor diyor. Allah onu seviyor. Alın kullanın şimdi bunu. Mühendis güzel iş yapacak. Kalıpçı güzel iş yapacak. Sağlam yapacak. Sağlam nasıl olur? İşte onu akıl ve bilim ortaya koyar. Nasıl sağlam olduğunu akıl ve bilim ortaya koyar. Aklın bilimin görevi budur. Hakikati ortaya koymak değil, hakikati yaşamaktır. Hakikatin kaynağı vahidir. Hak dediğimiz şey Cenab-ı Hak'tan gelir. İşte o akıl ve bilim neyi öngörüyorsa o günkü şartlara göre. Çünkü bilim değişkendir. Bak düne kadar diyorlardı ki telefonu yanınıza koymayın. Bugün diyorlar ki telefonunuzu yanınıza yatıp koyun diyor. Hem de şarjı dolu olsun. Bak değişti. Ortam değişince, şartlar değişince değişti. Daha düne kadar telefonu yanınıza koymayın. Radyosunu alır, şöyle olur, böyle olur. Hasta olursunuz. Şimdi diyor ki depremden dolayı, depremdeki kurtuluşlardan dolayı telefonun işe yaramamasından şarjınız dolu olsun ve yatak odanızda olsun diyor. Ya. O nedenle Allah Teala'nın bizim amelimizin itkan. Hatta bakın. Bu itkan kelimesi nerede geçiyor? Kur'an'da nerede geçiyor? Ve teral cibale tahsebuha camideten ve hiye marru temru marras sahab. Sunallahu'llezî etkana kulle şey. Siz dağları sabit görürsünüz. Halbuki dağlar yürür. Kur'an ayeti bu bak. Dağlar yürür. Ama bir başka yerde Kur'an dağları sizin için yeryüzünün kazığı kıldık diyor. Ne demek bu? Demek ki dağlar çok sağlam yerler. Ya. Öyle ilim, bilim oyunları değil bu. Dağlar sağlam yerler. Bak tarihine. Şehirler nerede kurulmuş? Ha. Devam ediyor. Sunallahillezî etkana kulle şey. Allah'ın sun'u, işi, yaptığı amel, yaratması etkana kul. Her şeyin en sağlamıdır. Ya. Her şeyin en sağlamıdır. Demek ki Allah bize işimizi sağlam yapmayı emrediyor bu ayetten. Dağlara da örnek gösteriyor. Allah kulunun amelini itkan mevkisinde, itkan özelliğinde sapasağlam yapmasını bize sevdiğini ifade etmekle bütün Müslümanların işinin sağlam olmasını diyor. Çürük işle iş olmaz. Çürük iple kuyuya iner misiniz? İnmezsiniz. Günün şartlarına ve rantına göre iş yaparsanız işiniz helak olur. İşiniz helak olur. Ranta göre değil, paraya göre değil, bina yarışına göre değil, sağlamlığa göre iş yapacaksınız. İşte namazdan geldik buraya değil mi? Namaz bize böyle bir hayat sunuyor değerli kardeşlerim. Çünkü yalan söylemeyeceksin, aldatmayacaksın, hile yapmayacaksın, kandırmayacaksın. Hep
güvenilir olacaksın. Müslüman kimdir? Sorusunun tek cevabı vardır. Müslüman hangi din ve meşrep mektepte olsun her insana karşı güvenilir adamdır Müslüman. Seni öldürmeye gelen bile sana güvenir. Onun için peygamberimizin lakabı neydi? Muhammedül Emin'di. Hayatını ortadan kaldırmak için plan yapanlar bile ona Muhammedül Emin diyordu. İşte onun için değerli kardeşlerim, miracımız namazımızın hayat bulmasıdır. Şimdi arkadaşlarımız az önce Mevlid-i Şerif'ten okudular. Ben onların bazı cümlesini size özetlemek istiyorum ve bitireceğim bu şekilde. Sen ki miraç eyledin, sen ki miraç ettin niyaz, ümmetinin miracını kıldım namaz. Peygamberimize miracını söylüyor ya, ümmetin miracı nedir? Namazdır. Bak Müslümanlar, bu işte bu ifade bir de yeter. Namaz müminin miracıdır. Her kaçan kim bu namazı kılalar, cümle gök ehli sevabı bulalar. Bak namaz öyle bir ibadet ki her kim kılarsa diyor, gök ehli yani meleklerin sevabını alır. Bu eksik. Meleklerin değil, bütün varlığın sebebini alırsın. Çünkü namaz bütün varlığın ibadetini, taatini, tesbihini, namazını bir araya getiren, cem eden bir ibadettir. Çünkü her türlü ibadet bundadır. Hak Teala'ya kurbiyet, yakınlık bundadır. Sıdk ile beş olundukça eda, elli vaktin ecrin eyler Hak Teala. Ne demek bu? Kim beş vakit namazı kılarsa elli vakitin namazını alır. Namazın elli vakit farz kılınmasındaki mana bu. Ne demek bu? Elli vaktin namazı hayata güne sarın, bir gününüzü kapsar. Elli vakit namaz kılmayı düşünürseniz değil mi? 24 saatinizi alır. Ama 5 vakit namaz kılıyorsunuz, topu topuna 1 saat. Ama 1 saat 24 saate bedel. Yani siz 1 saat namaz kılıyorsunuz, 24 saat namaz kılmış gibi kabul ediliyorsunuz. Bunun manası bu. 1 saatle 24 saat. Allah lütuf sahibidir. Hazineler onun katındadır. Allah'ın ne vereceğini biz bilemeyiz. Ama Allah bize işaretler veriyor. Size hesapsız ibadet, hesapsız mükafat vereceğini beyan ediyor. Biz zannediyoruz ki, değerli kardeşlerim, kıldığımız namazımızla, tuttuğumuz oruçumuzla cennete gireriz. Ya bir adam ufacık bir iyilik yapıyor, başımıza kalkıyor değil mi? Bir sürü minnet duyuyoruz. Ya Allah'ın verdiği en küçük nimetin karşılığına bütün namazların ibadetlerini koysan karşılık verebilir mi? Verebilir miyiz? Nefes alıp vermeyi düşün. Alıp verirken ölüp ve diriliyoruz. Ya o karbon monoksidi alsak, o sistem olmasa nasıl olacağız? Adam bak banyoda banyo yaparken zehirlenebiliyor değil mi? Allah muhafaza. Nasıl? O oksit alma işi, oksijen alma işi bitince, işler tersine dönünce vücut zehiri absorbe ediyor ve sonunda zehirleniyor. Bak, onun için Allah Teala bize oksijeni alıp karbondioksit verirken nefes alıp vermemizde büyük bir nimet veriyor. İşte bir nefes alışverişimiz bir ölüş ve diriliştir. Bunu şükredebilir mi? Ama Allah bizim namazlarımızı, ibadetlerimizin bütünlüğüne değil, bizim o yolda olmamızla bize mükafat veriyor ve bir ibadetimiz, bir namazımız, 5 vakit namazımız 24 saat ediyor. Bir Ramazan orucumuz 1 yıl ediyor. Zekatımız bütün malımızı tetikliyor. Bir doğru sözümüz hayatımızdaki sadakatimizi ortaya koyuyor. Her bir davranışımız kat be kat mükafatla karşılık buluyor. İşte onun da karşılığında Allah bize cenneti veriyor değerli kardeşlerim. Şu kısacık dünya hayatımızda barınmak için, başımızı sokmak için yapmadığımız, kalmayan, her türlü fedakarlık yaptığımız dünya evinde bile rahat oturamıyoruz. Değil mi? Oturamıyoruz. Bu kadar bir ev için bu kadar çaba sarf ediyoruz da ebedi istirahatgahımız olan, ebedi hayatımız olan, ebedi hayatımız için ne yapıyoruz? Kendimizi niye kandırıyoruz değerli kardeşlerim? Camiye kadar gelip camiye içine girmemek kendimizi kandırmak değil midir?
Kendimizi kandırmaktır. O öldü, sıra sana gelecek, bana gelecek, hepimize sıra gelecek. Sırası gelmeyen varsa o avunsun. وَمَا جَعَنَّ لِبَشَرٍ مِّنْ قَبْلِكَ الْخُلْدِ Ey Habibim, biz sana ebedilik vermedik ki başkalarına ebedilik verelim. Hepimiz bu yolun yolcusuyuz. Onun için miracımız namaz. Namazımızla gidersek korkma. Korkma, melekler seni karşılarlar. Allah Teala öyle müjde veriyor ki. Melekler seni karşılar. Bandoyla karşılamıyor, protokolle. Protokolle karşılayacaklar seni. Bütün melekler senin protokolcün olacak. Bütün melekler sana gıpta edecek. Sıraya geçecekler. Seni selamlayacaklar. Esas duruşta olacaklar. Sana dua okuyacaklar. Onların duasıyla makamın ve mekin yükselecek. Ama buradaki bir duruşun, bir namazın, Rabbine yönelmen, hayatını İslamlaştırman, ibadetleştirmen senin ebedi hayatını bereketlendirecek değerli kardeşlerim. Onun için miracımız bizim namazımızdır. İslam'ın bütün esaslarını en güzel şekilde kavramaktır. Allah'ın emrine itaat etmektir. Allah'ın sözü üzerine hiçbir sözü kabul etmemektir. Onun için sözlere dikkat edin. Konuşmalara dikkat edin. Medyada konuşan, sosyal medyada konuşan her söze üzerine konmayın. Altını üstünü iyi değerlendirin. Çok güzel, akla yatkın, çok güzel cicili bicili laflar vardır. Çoğusu insanı dinden eder. Şeytan sözü süsler, sonra servis eder. Süslenmeyen söz kabul edilmez. Önce süslenir altı üstü, sonra içindeki zehir saklanır, sonra takdim edilir. Asıl maksat zehri yutturmaktır değerli kardeşlerim. Onun için imanınıza sorun, ona göre evet deyin veya hayır deyin. İmanınıza ters düşen hiçbir şey aklınıza yatsa bile asla kabul etmeyin. Çünkü akıl menfaatini düşünür. Bu aklı çok iyi konuşmak lazım. Akıl nedir? Konuşan bir akıl sahibi insan. Aklı ne anlama geldiğini iyi kavramak lazım. Hiçbir insanın, deli olmayan her insanın aklı var. Ama akıl ahireti düşünmüyorsa o nasıl bir akıldır? Dünyaya saplanıp takılıyorsa o nasıl bir akıldır? Onun için imanımız aklımızın nurudur. Hayatımızın ışığıdır. Kitabımız nurdur, mübindir. Her şeyi apaçık açıklayan ve bize ışık tutan ilahi rahmettir. Onun için biz ne deriz? Semi'ne ve ata'na. İşittik ve itaat ettik ya Rabbi. İşte miraç budur. Ya Rabbi, senin emrine, hükmüne işittik ve itaat ettik demektir işte. Ve bu işittik ve itaat ettiğinin manası da namazla her gün hemhal olmaktır. Rabbim bizleri bu mana ile yaşamayı nasip eylesin inşallah. Kandilimiz bereketli olsun, mübarek olsun. Cenab-ı Hak rızasına nail eylesin. Allah hayırlı ve bereketli bir ömür yaşama cümlemize nasip eylesin değerli kardeşlerim. Rabbim rahmetiyle muamele eylesin. Depremde rahmeti rahmana kavuşan, daribekayı irtihadan bütün kardeşlerimize rahmet eylesin inşallah. Geride kalanlara sabırlar nasip eylesin. Şifalar hastalarımıza, dertlilerimize şifalar nasip eylesin inşallah. Cenab-ı Hak böyle imtihanlar bize bir daha imtihan etmesin. Musibetlerden muhafaza eylesin. Aklımızı, ilmimizi, irfanımızı, imanımızı en güzel şekilde yaşamayı ve kullanmayı cümlemize nasip eylesin. Tekrar kandiliniz mübarek olsun. İlla el Fatiha.